Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün yine sizlerle yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda buraya da Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bugün sizlerle aslında bir Netflix belgeselinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu orada yayınlanan bir davadan bahsedeceğiz. Bugün anlatacağımız kişi Anthony Templeton. Yalnız Anthony'den bahsederken biraz farklı gideceğiz olay örgüsünde. Normalde daha önce size anlattığım davalarda hep öncelikle olan olayları daha sonrasında sonucunu paylaşıyordum. Bu sefer sonuçtan başlayıp geçmişe doğru gideceğiz. Şimdi öncelikle 3 Haziran 2019 gününden başlıyoruz. 3 Haziran 2019'da Anthony 911'i arayıp babasını vurduğunu söyledi. Toplamda 3 el, muhtemelen 3 el, çok emin değil, ateş ettiğini belirtiyor ve polisleri kapının önünde bekliyor. Herhangi bir yere kaçmıyor da. Polisler geldiği zaman tabii öncelikle Anthony'yi alıyorlar ve sonrasında Anthony Templeton'ın babası Bert'e ulaşıyorlar. Bert evin içinde banyoda yerde yatar halde Anthony'nin dediği gibi 3 kez vurulmuş. Anthony'yi polisler sorgulamaya alıyorlar. Şimdi sorgulamada Anthony çok rahat. Yani hiçbir şekilde babasına olanlar için üzülmüyor. Bir sevgi göstergesi, üzülme hiçbir şey göstermiyor. Ağlamıyor. Bu herkese çok garip geliyor. Ne kadar soğukkanlı, neden böyle bir şey yaptı, neden babasına üzülmedi eğer bir nefsi müdafaaysa bile. Anthony olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki ben normalde o gün yatak odamdaydım, yatıyordum, uyuyordum. Ben uyurken babam birdenbire içeri daldı, telefonumu elimden aldı ve telefonumu kontrol etmeye başladı. Üvey annemi arayıp aramadığımı, onunla konuşup konuşmadığımı anlamaya çalışıyordu. En sonunda konuşmadığımı gördüğü zaman da bana hakaretler, küfürler etti. Yani yine durmamış adam. Ve bunun sonrasında fiziksel boyuta döndü iş. Ben de odamdan çıkıp kendimi babamın odasına kilitledim. Ancak babam gelip kapıyı zorlamaya devam etti. Kapıyı omzuyla vuruyordu, kırmak üzereydi. Bu yüzden ben de babamın odasında dolabın içerisinde bulunan iki tane silah vardı. İkisini de aldım. İkisini de horozunu çekmiş. Ve sonrasında babası bir yerden sonra kolunu incitmiş olacak ki herhangi bir şekilde kapıyı vurmuyor. Vurmayı bıraktığı anda da Anthony kapıyı açıp ateş ediyor. Babası ilkinden sonra yapma, hani lütfen yapma, vazgeç, dur gibisinden şeyler söylüyor. Ama bunun üzerine Anthony iki el daha ateş ediyor. Anlattığı olay bu şekilde. Söylediğine göre o an kaç el ateş ettiğinin farkında değil, ne olduğunu farkında değil. Sadece kendi hayatını korumaya çalıştığını söylüyor. Yani nefsi müdafaada bulunduğunu söylüyor. Eğer kendisi bunu yapmasaydı babası ona zarar verecekti. Şimdi buraya kadar her şey çok net görünüyor. Burada problemli olan kişi aslında Anthony gibi. Yalnız geçmişe döndüğümüz zaman aslında olaylar şöyle ilerliyor. En başına gideceğiz. Anthony 13 Eylül 2002 doğumlu. Kendisinin annesi Teresa isimli bir kadın ve Teresa'yla babası Bert bir zamanlar Teresa'nın çalıştığı kafede tanışmışlar. Teresa'nın o dönemler iki çocuğu daha varmış. Bunlar da Matthew ve Natasha. Bekar bir anne olarak hayatını sürdürüyormuş. Ve Bert'le tanıştıktan sonra sevgili oluyorlar. Kısa bir süre içerisinde de beraber yaşamaya başlayıp ardından evleniyorlar. Bir süre hiç çocukları olmuyor. Ama 2002 yılında dediğimiz gibi Anthony dünyaya geliyor. Yalnız bu ilişki hiç güzel bir ilişki değil. Anthony'den önce de sonradan. Sürekli olarak Teresa Bert tarafından bir şiddete maruz kalıyor. Hatta hamilelik döneminde bile şiddete maruz kaldığı için polise şikayette bulunuyor. 6 ay boyunca sanırım uzaklaştırma almış Bert. Daha sonrasında Anthony doğuyor, barışıyorlar. Anthony 7 aylıkken Bert Anthony'yi kaçırıyor. Ama daha sonra bir şekilde geri getiriyor. Ya aynı gün ya da birkaç gün içinde tekrar geri getiriyor. Yine olanlar bitmiyor. Bert yine Anthony doğmasına rağmen hiçbir şekilde yumuşamıyor, bir değişiklik olmuyor. Yine aynı hakaretlerine, şiddetlerine devam ediyor. Ve çok çok basit sebeplerle sinirlenebilen bir insan. Yani örnek veriyorum, şuradan bir uçak geçti, niye geçti diye bunu yapabilir. O kadar hastalıklı bir kişi.
Bir gün Anthony 4 yaşlarındayken Burton ailesi kahvaltıya geliyorlar. Ve kahvaltıda Teresa onlara pastırmalı yumurta yapmış ailesine, Burton ailesine. Ve Bert neden pastırmalı yumurta yaptın diye o kadar şiddet göstermiş ki ailesi bile çok korkmuş. Kendi ailesi bile çok korkmuş. Ona durmasını söylemişler. Bunun üzerine Bert onları evden kovmuş ve Teresa da onlarla beraber gideceğini söylemiş. Anthony'yi de almak istemiş ama Bert'ün elinden onu kurtaramamış. O yüzden Bert'ün ailesiyle beraber arabaya binip şu an için hani gitmesi gerektiğinden evden uzaklaşmış. Daha sonra birkaç gün geçtiğinde evine döndüğü zaman evde ne Bert ne de Anthony varmış. İkisi de tamamen ortadan kaybolmuş. Bunun üzerine Teresa tabii ki karakola başvurmuş, yani mahkemelere gitmiş, oğluyla ilgili bir sürü afiş bastırmış onu bulabilmek için. Bu dönemde bir gün Teresa Bert'e ulaşmaya çalıştığı zaman telefonu Anthony açmış. Ama Anthony annesine seni arıyorum, neredesin, bulamıyorum gibisinden şeyler söylüyormuş. Ve hani Teresa da ben de seni arıyorum, asıl siz neredesiniz, sizi bulamıyorum demiş. Bu durumda Anthony ve Burton nerede olduğunu aslında öğrenmiş oluyor Teresa bu konuşma sayesinde. Burton Rouge diye bir yere taşınmışlar. Teresa hemen oraya gidiyor ve oğluna ulaşmaya çalışıyor. Kapıları yumrukluyor ama hiçbir şekilde açan olmuyor. Bunun üzerine yanında getirdiği afişleri her yere asıyor. Mahalledeki insanlar da Burton yaptığı şeyi öğrensinler diye. Daha sonrasında polis marifetiyle çocuğunu Burton'dan alıyor. Ama Bert asla rahat durmuyor. Teresa kendi annesinin yanına gidiyor. Anthony, Teresa, annesi, kardeşi beraber yaşıyorlar. Hep birlikte yaşıyorlar. Ama buraya Bert bir dedektif tutuyor ve onları izlettirmeye başlıyor. Adam 7-24 kapının önünde bir kamyonun içinde sanırım bekliyormuş. Beklemede kalıyor ve onların her hareketlerini takip edip anlık olarak her şeyi Bert'e söylüyor. Tabii bunun farkında değiller başta. Yani izlendiklerini düşündükleri anlar olmuş ama bu dedektifin farkında değil Teresa ve ailesi. Bir gün evde sadece Teresa'nın annesi ve Anthony varken kapıya bir polis geliyor. Ve Burton çocuğunu almak istediğini, bununla ilgili yasal kararı olduğunu ve Anthony'yi götürmeleri gerektiğini söylüyor. Bu sırada da Teresa bazı evrak işlemleri varmış, o yüzden evde değilmiş. Annesinin de yapacak hiçbir şey yok, gelen bir polis ve çocuğu vermek zorunda. Bu yüzden teslim ediyor. Ve o andan sonra, yani Anthony 5 yaşına geldiğinden itibaren annesi, anneannesi, akrabaları bir daha asla Anthony'yi görmüyorlar. Çaba sarf ediyorlar ama biraz artık maddi zorluklar çekmeye başlamışlar sanırım. O yüzden tam olarak bir ilerleme kaydedemiyorlar. Bulamıyorlar yani onları. Ve her gün Anthony'nin geri dönmesini bekliyorlar çaresizce. Bu sırada Bert ne yapıyor derseniz. Bert tam olarak bir kontrol bağımlısı. Bir ev tutuyor çocuğuyla beraber ve evin dış tarafında toplamda 8 tane kamera var. Her yeri her an izliyor, her şey kontrolünün altında. Anthony'yi asla dışarı çıkarttırmıyor, okula göndermiyor. Yani okul çağına geldiği zaman güya evde babaannesinin eğitim verdiğini söylüyor ona ama öyle bir eğitim de tespit edilmiyor. Anthony 7 yaşına geldiği zaman da Susan isimli bir kadınla tanışıyor. Susan'ın da Peyton isimli bir oğlu var. Susan ve Bert beraber bir süre takıldıktan sonra evlenme kararı alıyorlar ve Susan'lar, oğluyla beraber Susan daha doğrusu, Bert'in evine yerleşiyorlar. Şimdi onlara da Anthony çok garip geliyor. Çünkü çocuk okula gitmiyor. Bert babaannesi tarafından eğitim aldığını düşünüyor ama 7 yaşına gelmiş hala hiçbir şey bilmiyor. Üvey annesi Susan neredeyse her şeyi öğretiyor ona. Alfabeyi öğretiyor, işte rakamları öğretiyor, toplama çıkarma gibi işlemlerin hepsini üvey annesinden öğreniyor. Peyton'la da bu arada çok iyi arkadaş oluyorlar. Hatta Peyton'ın söylediğine göre normalde çok işte eğlenceli, güler yüzlü biriymiş Anthony. Ama babasından o kadar korkuyormuş ki babasının olduğu ortamlarda asla rahat davranamıyormuş. Ve bir yerden sonra Bert hem Peyton'a hem Susan'a da şiddet uygulamaya başlıyor. Bu noktada Peyton artık dayanamıyor. Gerçekten o evde bulunmak istemiyor. Çünkü sadece fiziksel değil, her an sözlü de var. Yani sözlü şiddete de maruz kalıyor. Sürekli ona şişko deyip dalga geçiyormuş. İşte eziyet etmeye çalışıyormuş. Aşağılamaya çalışıyormuş sürekli sözleriyle. O yüzden Peyton babasının yanına dönmeye karar veriyor. Babasını arıyor ve babası gelip onu alıyor. Ama babası bu olanları duyduktan sonra Susan ve Anthony için de endişeleniyor.
Bu yüzden polislere haber veriyor. Polisler ise Susan ve Anthony'yi kontrol etmek için eve geliyorlar. Her ikisiyle de konuşuyorlar. Ama özellikle Anthony hiçbir şekilde ne ben şiddet görüyorum ne de üvey annem böyle bir şey hiç yaşanmadı diyor. Ve bu şekilde polisler geri gidiyorlar. Bir noktadan sonra boyut çok fazla artıyor ve Susan da evi terk ediyor. Susan gittiği zaman şikayetçi oluyor Anthony'den. Bir uzaklaştırma kararı çıkarttırmak istiyor ama aynı zamanda boşanmak istiyor. Ve bu yaptığı tüm uyguladığı şiddetleri her şeyi polise anlatıyor ama sadece kendisi için olan kısmı anlatıyor. Anthony'den bahsetmiyor bunlarda. O çocuk o evde babasıyla tek başına kalıyor. Bu kısmını ben de hiç anlayamadım ama şöyle bir durum oluşuyor. Polisler bu şikayet sonrasında Bert'e bir kağıt vermeleri gerekiyormuş. Dava ile ilgili bir kağıt. Ama Bert dışarıda kameralar var demiştik ya, polisleri her gördüğü zaman gizleniyor. Evin içine saklanıyor ve aynı zamanda Anthony'yi de saklıyor. Yani hiçbir şekilde evde yoklarmış gibi davranıyorlar. Ve bu polislerin gelmeye başladığı dönemde Anthony'nin söylediğine göre babası artık dolu bir tabancayla sürekli evin içinde gezmeye başlamış. Yani normal her işini yaparken yanında tabanca bulunuyormuş. Ve o evde babasıyla beraber tek başına kalıyor. Bir gün Susan evdeki eşyalarını almak için abisi, abisinin oğlu ve kendi oğluyla beraber Bert'ün kapısına dayanıyor. Anthony kameradan bunu gördüğü zaman babasına haber veriyor. Babası çünkü evde yok o dönemde. Susan'lar geldi, eşyaları almak istiyorlar sanırım, kapıyı açmalı mıyım diyor. Babası diyor ki hayır sakın açma çünkü onlar seni dövmeye geldi. Anthony inanılmaz korkuyor ve evin içinde saklanıyor. Ama Susan da tabii ki daha önce o evde yaşadığı için bir anahtar var ve anahtarla kapıyı açıp eve giriyor. Anthony'yi sakinleştiriyorlar. Biz herhangi bir şekilde sana bir şey yapmayacağız. Sadece eşyaları almaya geldik diye. Tam o sırada babası Bert de geliyor. Bert geldiği zaman onlara sözlü olarak bağırıp çağırmaya başlıyor. Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, burada evimi terk edin diye. Bu sırada da Susan'ın abisi elindeki dava kağıtlarını çıkarıyor ve Bert'e vermeye çalışıyor. Bert kağıtları görünce arabasına atlayıp tekrar kaçıyor. Yani dava kayıtlarını almadıkları zaman, kağıtlarını almadıkları zaman mesul olmuyorlar mı? Bu konuda bir fikri olan varsa ABD için aşağıya yazabilir. Ben çünkü bunu anlayamadım neden böyle bir şey yapıyor ısrarla. Bu dava kağıtlarının yeniden alınmaması sonucunda Susan artık sabrı taşıyor ve bir internet sitesine yüklüyor. Tüm dava dosyalarını ve olanları anlatıyor ve çok fazla ses getiriyor. Bert bu duruma gerçekten çok sinirlenmiş. Yine bu aynı süreçte Bert işinden de atılıyor ve artık tamamen bir depresyon, bir çöküş dönemine giriyor. Kendini alkole vuruyor, hiç ayık gezmiyor, günün 24 saati sarhoş ve aynı zamanda Anthony'ye yine aynı yapmış olduğu fiziksel ve psikolojik şiddetlerine devam ediyor. Anthony'nin söylediğine göre aynı zamanda bu dönemde dini kendince yorumlayarak garip şeyler yapmaya da başlamış ve Anthony'yi şeytan olmakla suçluyormuş. Onun şeytan olduğunu söylüyormuş. Evini her yerlerini haç asıyorlarmış. Garip şeyler yapıyormuş. Yani düşünsenize, çok korkutucu. Gerçekten çok korkutucu. Aynı zamanda Anthony bir dönem çalışmış da bu arada. Bu çalıştığı dönemde patronuyla tanıştırması, kendi istediği işe sokuyor bu arada. Bir tanıdığının işine küçük bir seraya sokuyor. Burada patronuyla tanışması bile şöyle geçiyormuş patronun söylediğine göre. Hiçbir şekilde Anthony kendisi konuşamıyor. Tamamen her sorduğu soruya Bert cevap veriyor. Asla Anthony'nin konuşmasına müsaade etmiyormuş. Adam yine de işe almış. Oradan en azından bir iki tane arkadaş edinebilmiş. Daha doğrusu bir iki kişiyle kendince konuşabilmiş. Ve bunlardan Elena isimli bir kadın var çalışma arkadaşlarından. Elena diyor ki ben çok şaşırdım Anthony'nin anlattıklarına çünkü bazen ona hangi okulda okuduğunu, kaçıncı sınıfta olduğunu soruyordum ve bana bir sınıf söyleyemiyordu. Evde eğitim gördüğünü söylüyordu. Annesinin adını soruyordum. Annesini tanımıyordu. Hiçbir akrabasını görmemişti. Yani dedesi, nenesi, kim var hiç kimseyi bilmiyordu. O yüzden çok garip geliyormuş kadına. Bu yüzden bu Bert'ün vefatından sonra kadın bu olayları görünce Anthony için bir şeyler yapmak istiyor çünkü olayda bir gariplik olduğunu farkına varıyor. Kendisinin bir arkadaşı varmış. Bu kadın daha öncesinde babasının aslında öz babası olmadığını öğrenmiş DNA analiz yoluyla ve daha sonrasında gerçek babasını bulmuş. Bu yüzden başka insanlara da bu konuda çok yardımcı olmuş. Ve onu arayıp demiş ki Anthony Templin diye bir çocuk var, annesini arıyoruz, onu bulmamıza yardım edebilir misin?
Şimdi kadının normalde bunu yapabilmesi için bir DNA örneğine ihtiyacı var. Ama Anthony tahmin edersiniz ki o dönem tutuklu ve herhangi birisiyle de görüştürmüyorlarmış. O yüzden kadın farklı yollara başvuruyor. Babasının ismi üzerinden bir şeyler bulmaya çalışıyor. Çünkü Anthony o dönemler 17 yaşında ve internette hakkında bir bilgi yok küçük olduğu için. Burse'un bilgilerini araştırdığı zaman Anthony'nin doğum yılına denk gelecek şekilde bir kızla aynı evde kaydının olduğu görünüyor. Bizim nüfus kayıtları olur ya. Bu kızın ismi de Natasha. Natasha da bildiğiniz üzere Anthony'nin annesi yani Teresa'nın diğer birlikteliğinden olan kızı. Natasha'ya bir mesaj atıyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Anthony'yi tanıyorum ve şu an size ihtiyacı olabilir. Kendisiyle bir tanışıklığınız var mı, bir ilişkiniz var mı diye. Ve Natasha ile Anthony gerçekten çok benziyorlar. Yani kardeş oldukları neredeyse kesin. Birkaç gün boyunca kız mesajı görmüyor ama gördüğü an annesiyle yani Teresa ile beraber hemen bu DNA analizi yapan Shayna'yı arıyorlar. Ve Shayna'ya olanları anlatıyorlar. Diyorlar ki evet Anthony bizim, yani Teresa diyor ki benim oğlum. Ama onu 11 yıl önce babası kaçırdı ve ben 11 yıldır oğluma ulaşamıyorum. Siz hani nerede, ne oldu, nereden tanıyorsunuz onu gibi şeyler söylüyor. Ve çok mutlu oluyor Anthony'yi bulduğu için. Ama Shayna olanları anlattığı zaman, yani Bird'ün ölümüne sebep olduğunu öğrendiği zaman kadın tabii ki yıkılıyor. Şimdi bu olanların ışığında bir avukat gönüllü olarak Anthony'nin avukatlığını yapmak istiyor. O da çocukluğunda annesinden babasından çok çekmiş. Normalde tahmin edeceğiniz üzere bu kasten adam öldürme veya kasıtsız adam öldürmeden suçlanması gereken bir durum. Ama şöyle bir sorun var. Bunun nefsi müdafaa olabilmesi için bir el ateş ettikten sonra durması gerekiyordu. Ama Anthony Burt'e tam 3 el ateş etmişti. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Adam neler yapabileceğine bakıyor. Bu tüm geçmişini araştırıyor. İşte annesinden kaçırılması, şiddet görmesi, Susan'ın yaptığı başvurular, buralardan kanıtlamaya çalışıyor. Ve Susan'la oğlu Peyton'ı da mahkemede tanık olarak çıkarmaya ikna ediyor. Zaten onlar Anthony'yi inanılmaz seviyorlarmış. Çok üzülmüşler. Adam öncelikle kendisini denemek için bir sahte mahkeme kuruyor kendi kendine. Test etme amaçlı. Bu mahkemede de kendi seçtiği jürileri, tamamen rastgele jüriler getiriyor. Onları koyuyor. Kendisi Anthony'nin savunmasını yapacak, Burton savunması için de başka bir arkadaşını tutuyor. Ve burada beraber savunmalarını yapıyorlar. Ve bu yapılan mini mahkemede, yani kendi mahkemelerinde sadece bir kişi Anthony'nin masum olduğuna inanıyor. Kalan herkes onun suçlu olduğuna inanıyor. Ve dediğim gibi bu kendi kurdukları bir mahkeme olduğu için neden bu kararı verdiklerine çok hakimler. Sebep şu. Evet diyorlar, Anthony bir şiddet görmüş olabilir ama bize bunu kanıtlayan hiçbir belge yok. Eğer bunlar olsaydı nefsi müdafaa olduğuna inanabilirdik ama belki de Anthony bunu tamamen kendisi uyduruyor. Bu noktada avukat bir psikiyatristle görüşüyor ve Anthony için belge hazırlamasını istiyor. Onu değerlendirmesini istiyor. Ve psikolog Anthony ile konuştuğu zaman gerçekten onun bunları yaşadığına çok emin oluyor. Şöyle bir durum var ortada. Yani bazı yerlerde mesela polise gidebilirdi, işte başka şeyler yapabilirdi gibi düşünülüyor ama 11 yıl boyunca babasının izni olmadan hiçbir şey yapamamış. GPS takılı telefonunda. Yani babası anlık olarak onun nerede olduğunu görebiliyor. Hatta iş yerinde bile belli bir dakika süresini geçip de bir yerde oturduğu zaman, yani sabit kaldığı zaman GPS'i, babası hemen patronunu arıyormuş. Anthony ne yapıyor, neden durdu, şurada durmuş görünüyor, neden? Bu kadar hayatı yönetiliyordu babası tarafından. Hiçbir eğitim almamıştı, ne yapacağını bilmiyordu. Hatta öyle ki ilk polisi aradığı zaman polisin gelip sadece ondan ne olduğunu öğreneceğini ve sonra gideceklerini düşünüyordu. Yani bunun sonrasında bir ceza alacağının bile farkında değildi. O kadar gerçek dünyadan uzak yetiştirilmiş bir çocuk. Öncelikle bu dava sürecinde 6 ay kadar içeride kalmış. Yani 6 ay kadar hapiste kalmış Anthony. Ama bu deliller çıkmaya başladıkça, geçmiş yaşam ortaya çıktıkça kefalette serbest bırakılmış. O dönemde de elektronik kelepçe kullanılmış. Onu kontrol edebilmek için. 2021 yılına geldiğimiz zaman da artık dava sonuçlanıyor. Ve bu dava sonucuna göre Anthony 5 yıl denetimli serbestlik yaşayacak. Daha sonrasında da normal hayatına devam edebilecek.
Çünkü herkes onun yaşadığı şeylere inanıyor ve artık delilleri var. Avukatı gerçekten çok iyi iş çıkarıyor ve geçmişte yaşanan her şeye ulaşmayı başarıyor. Yeterli tanıklar gösterebiliyor. Sadece bu dönemde Anthony'den beklenen bazı şeyler var. Tabii ki herhangi bir suça karışmaması, lise diploması alması istenmiş ondan. Çünkü herhangi bir eğitim hayatı yoktu dediğimiz gibi. Düzenli bir işe girmesi istenmiş, sorunsuz bir hayat geçirmesi beklenmiş. Yani 5 yıllık süreçte yapması gerekenler bunlar. Bunları yaptığı zaman da sicilinden silinecek. Şimdi davayla ilgili bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak, ben bunu her davada söylüyorum. Bir insan evet ne yaparsa yapsın bence hayatının elinden alınmasını hak etmiyor. Bu bir yaşam hakkı. Ama Bert maalesef ki kendi çocuğunun yaşamasına da izin vermemiş. Benim düşüncem eğer mesela 3 el ateş etmiş ya, eğer Bert'ü 1 el ateş edip bıraksaydı muhtemelen onun ölmeyeceği için tekrar aynı şeyleri yaşayacağını düşünüyordu. Yani bir şekilde tekrar Bert'ün geleceğini, onu yine hapsedeceğini düşünüyordu ve bu yüzden bence bunu yaptı. Burada ilk olarak tedavi görmesi gereken kişi Bert'tü. Keşke zamanında Susan sadece kendini kurtarmaya kalkmasaymış ve bir şekilde Anthony'nin de bildiriminde bulunsaymış. Belki o zaman sosyal hizmetler gelip Anthony'yi alabilirdi. Ama bunda da şöyle bir dezavantajlar var. Gelip soru sordukları zaman Anthony inkar ediyor babasından korktuğu için. Yani o durumda ne yapılabilirdi bilemiyorum. Ama tamamen kendi yaptığı hastalıklı şeyler yüzünden sonunun geldiğine inanıyorum. Yine de çok üzücü. Dediğim gibi hiç kimse öldürülmeyi hak etmiyor. Ama bu davada maalesef ki ben suçluya da üzüldüm. Gerçekten çok içten üzüldüm. Ben olabildiğince özet geçip önemli kısımlarını sizlere aktarmaya çalıştım. Siz isterseniz Netflix belgeseli 3 ya da 4 bölümlük bir belgesel olması lazım. Oradan da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda şu an için bu arada son olarak şunu da geçeyim. Anthony annesiyle tekrar tanıştı. Onu hiç hatırlamıyordu dediğim gibi. Ve tekrar görüşmeye başladı. Bildiğim kadarıyla yaşadığı kişiler de üvey annesi ve üvey kardeşi. Onlar sahip çıkmışlar. Eğer belgeseli izlerseniz bir yerde Anthony'nin gözleri doluyor. Ben orada çok kötü olmuştum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Tüm herkes için. Ve suçlu kim derseniz suçlu da bence tüm herkes. Hem annesi, hem üvey annesi, hem babası, hem Anthony. Hepsi. Hepsi suçlular. Bugünlük benim anlatacağım kısım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.